Evet arkadaşlar, dalgalarda kırılım ve girişim test 3'teyiz. Soruyu okumayacağım arkadaşlar, vakit kaybetmemek için. Aşağıdaki işlemlerden hangileri yapılırsa x1 ve x2 yani saçak aralıkları sorulmakta arkadaşlar. Eşit olması isteniyor. Yani bir öncekine eşit olması lazım. L'yi ne yapıyorlar arkadaşlar? L'yi perde elefant yaklaşıyor. Yani L'nin küçüldüğü durumu söylüyor. Delta x lambda çarpı L bölü N çarpı D. Genel formül arkadaşlar. Dalga boyu, fantla perde arasındaki mesafe, kırılma indisi, D de kaynaklar arasındaki, yarıklar arasındaki mesafe arkadaşlar. Şimdi L'yi küçültürsek arkadaşlar ne lazım? Lambda'nın büyümesi lazım. Lambda'nın büyümesi demek arkadaşlar frekansın küçülmesi demektir. Buna A şıkkı uymakta. Arkadaşlar dalga boyu küçülürse diyor, dalga boyunun küçülmemesi lazım. Çünkü L de küçülüyor, dalga boyu küçülmez. Dolayısıyla bu seçenek olmaz. Yarıklar arasındaki uzaklığı arttırmak lazım deniyor. Yarıklar arasındaki uzaklığı arttırırsak o zaman daha da ifadeyi x1'i x2'den uzaklaştırmış oluruz. Mesafeyi küçültmemiz lazım. Dolayısıyla C şıkkı da olmaz arkadaşlar. Kaynağı 1 ve 2 yönünde hareket ettirmek diyor arkadaşlar. Bu iki seçeneğin bizim parametrelerimizle bir alakası yok. Dolayısıyla kaynağın frekansını eğer azaltırsak x1 ile x2 birbirine eşit olacaktır arkadaşlar. Birinci soruyu yaptık. Şimdi ikinci soruya geçelim. Evet arkadaşlar, bu soruda frekans küçülürse niceliklerin 1, 2, 3 niceliklerinin durumdan nasıl etkilenir diye sorulmakta arkadaşlar. Arkadaşlar frekans ile şiddet arasında bir ilişki yoktur. Yani buradaki perdeye çarpan ışık şiddeti arasında bir ilişki yoktur. Dolayısıyla değişmez diyoruz. Yani B ve C seçeneklerini eledik arkadaşlar. Şimdi girişim saçaklarının aralıkları diyor. Yani delta x'i soruyor arkadaşlar. Dolayısıyla F ne olacak arkadaşlar? Küçülürse, yani şöyle yazıyorum. F küçülürse lambda ne olacaktır? Büyüyecektir. Dolayısıyla büyüyecektir arkadaşlar. Yani lambda da büyüyeceği için sonuçta delta x de ne olacaktır? Büyüyecektir. Yani delta x de büyüyecektir. Buna uygun seçenek, bakın A seçeneğinde görütüyor, sırıtıyor. Ama aynı zamanda girişim saçaklarının sayısını da bakalım arkadaşlar. Delta x büyürse, yani saçakların genişliği büyürse arkadaşlar, dolayısıyla girişim saçaklarının sayısı da azalacaktır. O halde A şıkkı bizim için doğru seçenektir arkadaşlar. Yani değişmez, büyür ve azalır. Doğru cevabı bulduk arkadaşlar. Hemen üçüncü soruya geçebiliriz. Evet, bu soruda arkadaşlar ayrı ayrı ışık kullanmışlar. Bu kullandığımız ışıklar hangi ışıklar arkadaşlar? Mor, yeşil ve kırmızı olarak gözüküyor. Ve saçak aralıkları arkadaşlar. Bunun saçak aralığı olduğunu unutmayın lütfen. Buraya yazıyorum saçak aralığı. Saçak aralığı diye yazıyorum. Bir de arkadaşlar dalga boylarının sıralamasını biliyorsunuz değil mi? Kutusu yamalı var, kutsayaman var, sesli harfleri atınca belirli bir sıra oluşuyor. Şöyle yazıyorum ben. Mor, yeşil, yeşil, kırmızı. Ne olacak? Buradan buraya doğru gidildikçe lambda ne olacaktır arkadaşlar? Büyüyecektir. Lambda büyürse arkadaşlar o zaman xm, x yeşil, x kırmızı. Yani kırmızınınki en büyük olacaktır. Sonra yeşilinki gelecektir. Sonra da morunki gelecektir. Yani ilişki burada hangi seçenekte görülmekte? A seçeneğinde xm küçüktür x'e, o da küçüktür xk şeklinde görülmektedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi matematiksel işlemler yok arkadaşlar. ÖSYM sormuyor. Dolayısıyla çok fazla matematiksel işleme girmeyeceğiz ama bu parametreler değişirse, saçak aralıkları, saçak sayısı, merkezi aydınlık nereye kayar gibi sorularla karşı karşıya kalacağız. Hemen dördüncü soruya geçelim. Evet arkadaşlar, bu soruda fantı alfa kadar sağa doğru yatırmışlar. Arkadaşlar fantı sağa doğru yatırdıklarında
şu mesafe ışığın muhatap olduğu şu kesimin boyu ne olacaktır? Şöyle küçülecektir. Yani şurada daha küçük bir mesafeye ulaşacaktır. Dolayısıyla artık D yerine D çarpı kosinüs alfa diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle diyorum, D çarpı kosinüs alfa küçüktür D'den arkadaşlar. Şimdi o zaman delta x yerine lambda çarpı L bölü n çarpı D kosinüs alfa diyorum. Bakın saçak genişliği daha küçük bir değere bölündüğü zaman, çünkü kosinüs alfa D'den küçük olduğu için dolayısıyla delta x de ne olacaktı? Büyüyecektir. Ama x1'in x2'ye eşit olması isteniyor. Dolayısıyla bu durumda ne yapmamız lazım arkadaşlar? Yukarıdaki L'yi de küçültmemiz lazım ki dolayısıyla x1'in x2'ye de, yani birinci saçak aralığının da ikinci saçak aralığına uygun hale gelebilmesiyle ilgili olarak D seçeneği ortaya çıkmakta arkadaşlar. Dalga boyunu büyük ışık kullanmak olmaz. Ekranı fantan uzaklaştırmak formülde gene yerine yastık x1 ile x2 eşit olmuyor. Kaynağı bir ya da iki yönünde hareket ettirmek bu da çare değil arkadaşlar. Kaynağı üç yönde hareket ettirmeyin zaten bu formüldeki parametrelerle hiçbir alakası yoktur. Yani yanıtımızın D seçeneği olduğu görülmekte arkadaşlar. Hemen beşinci soruya geçebiliriz. Evet, beşinci soruda arkadaşlar fant perde, üç tane fant perde var. Bir tanesinde aralıkta bir şey yok. Bir tanesinde yukarı doğru kaydırmışlar kaynağımızı. Ötekisine de özdeş camlar koymuşlar arkadaşlar. Yeri değişmez diyor hangisinde arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar, aydınlık merkezi aydınlığın eğer A0 yukarı doğru kaydırılırsa aşağıya doğru kayacaktır arkadaşlar. Burada bir değişim meydana gelecektir. Burada ise yaklaşma meydana gelecektir. Bu da sadece şiddette bir farklılık olacaktır. Yani merkezi aydınlık aynı yerinde duracaktır. Camların gelmesi ise bu sefer şiddeti düşürecektir ama merkezi aydınlık saçak yine yerinde kalacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla B seçeneği doğru seçenektir arkadaşlar. Hemen 6. soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, güzel bir soru. Diğerlerinden birazcık daha zor bir soru. Birçok bilgiyi içinde barındırıyor. Arkadaşlar ikinci aydınlık saçak oluşuyormuş P noktasında. Bir kere şu süreyi bilmemiz lazım. Merkezi aydınlıktan sonra birinci karanlık, birinci aydınlık, ikinci karanlık ve ikinci aydınlık diye geliyor arkadaşlar. Şimdi P noktası ikinci aydınlık noktaymış. İkinci aydınlık noktada ikinci karanlık noktanın olması isteniyor. Şimdi arkadaşlar K2 yarığının önüne buraya şöyle bir saydam cisim konursa eğer ne olacaktır? Işığın gecikmesi dolayısıyla 2K 2A'ya doğru kayacaktır ve yerini alacaktır. Yani saydam cisminin konulması işlemleri yapılabilir. Arkadaşlar yukarı doğru kaynak çekilirse bu sefer de ne oluyordu? 2K aşağıya doğru, yani yukarı doğru işlemlerinde bu şekildeki işlemde aşağıya doğru saçaklar kaymaya başlıyor. Yani 2K 2A'nın yerini alabilme durumu söz konusudur arkadaşlar. Yani 2 numarada yapılabilir. Dalga boyu daha büyük ışık kullanılması deniyor arkadaşlar. Burada delta x'i gene yazalım. Neydi delta x? Yukarıdaki bir kere aydınlık şartı, bunu unutmamamız gerekiyor. N katı olması durumunda. Yediğimiz ekmek, içtiğimiz su gibi bunu bileceğiz arkadaşlar. Delta x eşittir L çarpı lambda bölü, hatırlayın ilk 4 soruda 5 soruda bunu yazdım. Şimdi dalga boyu büyürse, ne olacak arkadaşlar? Saçak genişliği de büyüyecek. Saçak genişliği büyürse de o zaman saçak sayısı da ne olacaktır? Buna mukabil artacaktır. Yani saçak sayısı da buraya artar diyorum. Saçak sayısı da artarsa o zaman 2K'da 2A'nın yerini alabilir diyorum buraya. Yerini alabilir.
Peki o zaman 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. 1 ya da 2 ya da 3. Sonuç olarak E şıkkı bizim için doğru seçenektir arkadaşlar. Artık 7. soruya geçebiliriz. 7. soruda arkadaşlar bu sefer tek yarık var. Tek yarık deneyinde P noktasında ilk önce ikinci karanlık görülüyor. Sonra aralığı W2 yapmışlar arkadaşlar. Aynı noktada bu sefer ikinci aydınlık görülüyor. W3 yaptıklarında bu sefer aynı noktada üçüncü karanlık görülüyor. Yani arkadaşlar şimdi delta x'te o zaman şu var. Delta x'in sürekli küçülmesi isteniyor arkadaşlar. Delta x'in sürekli küçülebilmesi için o halde W'nun sürekli büyümesi gerekmektedir arkadaşlar. Çünkü aynı nokta ilk başta 2K imiş. Sonra ne olmuş? Sonra 2A olmuş. Sonra da 3K olmuş. Yani bir sıklaşma meydana gelmesi lazım. O halde delta x'in küçülmesi için büyümesi gerektiğinden gitgide yani omega 3 omega 2'den büyük, omega 2 de omega 1'den büyük bir değere ulaşması lazım. D seçeneğinde zaten sırıtmakta arkadaşlar. Böyle bir soru. Zaten beklediğimiz tipte sorular arkadaşlar. Matematiksel işlem yok, yoruma dayalı, formülü özümsenmiş olup olmadığı sorulmakta arkadaşlar. İçselleştirip içselleştirmediğimiz anlaşılmaya çalışılıyor. Hemen 8. soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, 8. soruda bunu okumak istiyorum arkadaşlar. Tek yarıkta yapılan kırının deneyinde saçak aralığı, burada formülünü yazdım. Ve eninci aydınlık saçağın merkezi aydınlık saçağı uzaklığı biliniyormuş arkadaşlar. Yani xn biliniyor arkadaşlar. Buna göre niceliklerinden hangileri bilinebilir diye sorulmakta arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Saçak aralığı biliniyorsa, yani bu biliniyorsa dolayısıyla ışığın dalga boyunu bilebilmemiz için L'yi ve omega'yı bilmemiz lazım. Yani yuvarlak içine aldığım değerleri de bilmemiz lazım. Evet, ışığın dalga boyunu dolayısıyla bilemeyeceğiz. Peki eninci aydınlık saçağın yarığın kenarlarına olan uzaklık farkı. Arkadaşlar xn yani eninci aydınlık saçağın merkez aydınlık saçağı uzaklığını biliyor dedik. Ama dolayısıyla burada W ve L'yi bilemediğimiz için ve lambda'yı da bilemediğimiz için delta K'yı da yani aydınlık saçağı saçak eninci aydınlık saçağın merkeze aydınlık saçağı uzaklığı biliniyor. Yarığın kenarlarına uzaklık farkını göstermektedir. Üçüncü yargıda söylenen. Onu da sonuç olarak bulamayacağız arkadaşlar. Peki 1'e geldik. Eninci aydınlık saçağın merkezi saçağı uzaklığı aydınlık için biliyorsak dolayısıyla karanlık için de bulabilmesi şansına sahibiz. Yanıtımız da buradan arkadaşlar A seçeneği olduğu görülmekte. Evet, 9. soruya geçebiliriz artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 9. soruya geldik. 3 tane değişiklik, hangi değişiklikler gerçekleşir diye sorulmakta. Saydam cisim koymuşlar. Bir ışık kaynağımızın önünde tek yarıklı arkadaşlar. Şimdi delta x'in lambda çarpı L bölü W olduğunu biliyoruz. Saydam cisim arkadaşlar yarık aralığını ne yapacaktır? Düşürecektir. Dolayısıyla düşen yarık aralığı delta x'i büyütecektir. Burada saçak aralığı azalır diyor. Yanlış arkadaşlar. Buraya yanlış diye yazıyorum. Saçaklar bir yönünde kayar diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Saydam bir engel koyduğumuz zaman yarık önüne şekildeki saydam engelden dolayı faz farkı ve bu sebepten dolayı da yol farkı oluşacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla A0 şöyle diyelim. Şurada bir A0 oluşacak. A0. A0'da merkezi aydınlık saçak geciken tarafa doğru kayacaktır arkadaşlar. Yani buraya doğru bir kayma meydana getirecektir. Tekrar ediyorum. Engelden dolayı faz farkı ve bu sebepten dolayı yol farkı oluşacaktır. Dolayısıyla A0 merkezi aydınlık saçak geciken tarafa doğru kayacaktır arkadaşlar. Yani 2 doğrudur arkadaşlar.
3'e bakalım. Saçak sayısı artar diyor. Arkadaşlar delta x büyürse saçak sayısı artmaz. Büyüyen saçak aralığı saçak sayısını azaltacaktır. Dolayısıyla sadece yanıtımız B seçeneğidir arkadaşlar. Evet, 10. soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, son 3 soruya geldik. Şimdi arkadaşlar fantla perde arası ne suyla doldurmuşlar. Suyla doldurulduğunda saçakların sayısı ve herhangi bir saçağın yarığın kenarlarına olan yol farkı de bunların durumu sorulmakta arkadaşlar. Şimdi suyla doldurulduğunda kırılma indisi büyüdüğünden arkadaşlar delta x ne olacaktır? Delta x sonuç olarak küçülecektir. Yani saçak sayısı artar diyoruz. Dolayısıyla D ve E şıkkını arkadaşlar eledik. Şimdi arkadaşlar saçak sayısı artarsa yani A0'a diyorum. Burayı pardon. A0'a ya bir türlü yazamadım. A0'a olan uzaklık artar diyorum. Düzeltiyorum, azalır. Azalır. Yani buna xn diyoruz arkadaşlar. O zaman yazalım delta k'yı. Yani delta k neydi? Herhangi bir saçağın yarığın kenarlarına delta k olarak biliyoruz onu. W çarpı xn bölü neydi değil mi? W sabit, L sabit. Xn de azalacağı için, çünkü saçak sayısı artacağı için xn azalacaktır. Xn de azalacağından delta k da azalacaktır arkadaşlar. Yani yanıtımız B seçeneğidir arkadaşlar. Bu soruyu bu şekilde de tamamladık. Umarım açıklayıcı olmuştur. Buradaki karışıklık için kusura bakmayın. Temizlemeden hemen devam etmek istedim. 11. soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bu soruda ışık kaynağımız var. Çift yarıklı ve KLM noktalarında aydınlık saçakların rengi nedir diye sorulmakta. Verilen renkler arkadaşlar kırmızı, yeşil ve mavi renkler. Kırmızı, yeşil, mavi renklerin dalga boylarını biliyoruz. Ben buraya lambda diyorum. Lambda sola doğru büyür, sağa doğru küçülür arkadaşlar. Şimdi aydınlık saçakların yeri nedir diye sorulmakta. Bu renklerin üçünde, KLM'nin üçü de en ince aydınlık saçak olur deniyor arkadaşlar. Şunu biliyoruz ki n çarpı lambda d çarpı xn bölü l'ye eşit arkadaşlar. D ve L hepsinde eşit biliyorsunuz. Yani fantla perde arasındaki mesafe ve yarık aralıkları arkadaşlar. Xn M'den K'ya gittikçe büyümekte arkadaşlar. Yazdım ki yazarken vakit kaybetmemek için. Eğer bu mesafe gitgide büyüyorsa, yani merkezi aydınlık noktaya uzaklık gitgide büyüyorsa, o zaman lambda'nın da büyümesi lazım. Yani en uzaktakinin, yani 3 numaradakinin büyük dalga boylu bir şey olması lazım. O da hangisidir arkadaşlar? Kırmızı. Ortadakinin yeşil olması lazım. Ve en yakınındakinin de mavi olması lazım. Ona uygun seçenek de arkadaşlar A seçeneğinde bulunmakta. Evet, bu soruyu da tamamladıktan sonra 12. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet, son sorudayız arkadaşlar. Burada noktalayacağım. Test 4'ü niye çözmediniz derlerse arkadaşlar, inanın burayı özümserseniz arkadaşlar, o testlerde yapacağınıza eminim ben. Çünkü buradaki bilgi oradaki soruları yapmanıza engel teşkil etmiyor. Hatta size olanak sağlıyor. Dolayısıyla o testlerde yapacağınıza eminim. Ben muhakkak bu sorulardan sonra test 4'e ve test 5'e geçeceğim arkadaşlar. Onu da unutmamanızı kulağınıza küpe olsun. Lütfen onu unutmayın. Şimdi son soruyu bari okuyayım. Tek yarıkta yapılan kırılım deneyinde merkezi aydınlık saçağın genişliğini azaltmak için arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar W ne oluyor? Şöyle artarsa delta X ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Dolayısıyla A0'da azalıyor. Çünkü delta x'in azalması demek, saçak aralığının azalması demek. A0'ın da
azalması demek oluyor arkadaşlar. Yani o zaman kullanılan ışığın dalga boyu ne olacak arkadaşlar? Arttırılmaması lazım. Çünkü saçak genişliğini azaltmak için deniyor arkadaşlar. Olmaz. Yarık genişliğini ne yapmamız arkadaşlar? Biraz önce söylediğim gibi arttırmamız lazım. Fan ile perde arasındaki uzaklığı ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bunu arttıramayız. Çünkü artarsak da delta x sonuçta artar arkadaşlar. Bu da olmaz. Tek doğru seçeneğimiz 2 numara, o da B şıkkında arkadaşlar. Hepinize tekrar iyi günler diliyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.